Arkadaşım. Merhaba. Biz şimdi kurbanla ilgili bir bilgi almak istiyoruz sizden. Evet. Yardımcı olsanız seçebiliriz. Tabii. Bu sene kurbandan beklentiniz nedir? Daha önce isminizi alayım. İsmim Ayhan Sördü. Kasapsınız, bu işlerle uğraşıyorsunuz. Hayvan, mayalık ve kurban üzerine çalışıyorum. İyi yapıyorsunuz. Peki bu seneki kurban fiyatları küçük baş, büyük baş ne kadardır? Küçük baş 1000 lirayla 1500 lira arası değişir. Tabii büyük koçlar 1.750, 2.5 orada gider. Düveydi, tosundu. Yani 100 kiloluk mal 5.5. Yani 50 lira canlı baskı, yani karkaset olarak diyelim. Tabi o değişik ineklerde, hayvanlarda değişiyor. Mesela hisse 1.5. Mesela 150-200 kiloluk bir malı 10.5. Yani 200 kiloluk bir hayvan. Yani alınabilir. Ortalama kişi, 7 kişiye kişi. Ortalama 1.5'tan hesaplıyoruz. 10.5, 11 orada gider. Peki bu sene beklentiniz nasıl? Beklentimiz nasıl olsun, görevlerin şeyi belli. Allah'a şükür inşallah hayırlı olur. Yani geçen sene göre daha mı iyi olur, daha mı kötü olur? Şimdi geçen sene göre iyi de olsa kötü de olsa biz yetiştirici olarak hep elimizde malda kalmasa biraz sıkıntı. Geçen seneye göre mallarınız daha mı fazla yaptınız yoksa daha mı az? Yok, daha az. Yani geçen sene nazaran burada adam benim 20-30 malım var alır mısın diyen adam 5 malı, 3 malı var. Yani tabii. Yem fiyatlarından olsun, işte ne diyeyim, şeyden olsun, ondan yana baya bir darp. Gerçi tam çekiyoruz. Tam hazırlık yok şu anda gerçi. İnekleri de gösteremiyoruz tabii büyük başta. Yok, inekler zaten biz kasap olarak veya da mandıracı, kurbancı olarak %80 ahırdan satarız. Burası sadece ve sadece işte görevlerine bir pazarı canlansın. Görevler pazarı da var. Vatandaş da gelsin görsün. 10 maksattan yani benim 30 malım var, 25'ini satmışım, 5 mala çadır kuruyorum. Yani 3 malda işte eşimin, dostumun, arkadaşımın malını satarsak. Uyum olan hizmet var. Elimizden geldiği kadar bunu düşünüyoruz. Her şey görülü için ya. Her şey görülü için. Peki, çok teşekkür ederiz. Allah çok sağ olun. Allah razı olsun. Bunlar yeni sahiplerini bekliyor şu an.